size zamlı su faturaları cinsine göre sinek ve mücadele ilaçlama yapıp yapmayacağını düşündüklerini size söylerler. Alanya Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında AK Parti grubu adına yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesi'nin icraatlarını eleştiren Mehmet Ali Kiriş, su zammını tekrar gündeme taşıdı. Menderes Türel'in başkan olduğu Şubat 2019'da suyu en ucuz kullanan ilk 3 şehirden biriyken nasıl oluyor da Muhittin Böcek başkan olduğu dönemde 30 büyük şehir arasında 17. sıraya geriledi diye sordu. Kiriş, enflasyon zammı bahane edilmesin. Çünkü sıralamada üstümüzde olan 16 Büyükşehir Belediyesi de Türkiye sınırları içerisinde yer alıyor dedi. Şubat 2019'da suyu en ucuz kullanan 3. şehir Şubat 2019'da suyu en ucuz kullanan 3. şehir Antalya'ydı. Tarifler 14 Nisan 2020 arasına geldiği zaman Sayın Böcek yönetiminde 30 büyük şehir arasında bile 17. sıradayız. Su ücreti anlamında. Şimdi pandemi sürecinde suya zam yapılmadı. Zam nerede diye siyasilerimiz bu basit istatistiğe, matematik sorusuna cevap verecekler dedi muhakkak bekliyoruz. Özellikle pandemi döneminde yüksek faturalar halkımıza büyük yük getirmiştir. Bir şeyin temeli su el yakar hale gelmiştir. Bu soruyu meclis devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Erkan Demirci, polemik konusu yapılmak isteniyor bu kararlarda. Tüm Büyükşehir Meclis üyelerinin de oyu var eleştirileriyle bu şekilde gündeme geldi. Ben buna gelmeyeceğim, polemiklere girmeyeceğim. İki konu sadece bahsetmek istedim. Birincisi suya zam meselesi. Kendisi de ASAP Genel Kurulu üyesidir. Siz de ASAP Genel Kurulu üyesisiniz. Buradaki tüm Büyükşehir Meclisi'nin ASAP Genel Kurulu üyesidir. Suya zam ASAP Genel Kurulu kararıyla yapılır. Bu kanundur, yasadır. Ancak olayın aslı şu. 12 Ekim 2019'da ASAT abone işlerinden gelen taleple su birim fiyatlarında artış talebi Plan ve Bütçe Komisyonu toplanmış, AK Parti ve MHP üyelerinin red oylarıyla 13 Ekim 2019'da yapılan ASAT Genel Kurulu'nda Cumhuriyet Halk Partisi 29 kabul, İyi Parti 13 kabul, AK Parti 27 hayır, Milliyetçi Hareket Partisi 9 hayır, DSP 2 kabul, SP 1 kabul ve Bağımsız 1 kabul oylarıyla Millet İttifakı oy çokluğu ile geçmiştir diyerek oylamadaki sonucu açıkladı. Ve ASAT Genel Müdürlüğü'nün su aboneleri üzerinde kademeyle ilgili herhangi bir işlem söz konusu değildir.